Dr. Palava. And the successful retrograde visualizing chronic costal occlusion of left main coronary artery with the drill balloon technique and atrial canalization via saphenous vein graft. Buyurun doktor. Çok teşekkür ederim. Ne zaman acaba? Düğme yok. Ha, tamam. Düğme yanlışlıkla basmış. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, burada bu vakada iki ben en önemlisi bir tane yenilik söyleyebilirim. Bunu daha önceki birkaç vakamda ve sunumumda da kullanmıştım. Onun için dinleyen arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar. Burada bu vakamızda ana koroner CTO olan, hani bir yıllık en azından bir CTO olduğunu düşündüğümüz bir vaka. Hasta bypasslı. Bypasslı olan bir hastamız. Ana koroner yok. Lima eleğdisi çalışıyor. Fakat lima eleğdi kuvvetli bir intermediyer arter, pardon, OM1 ve yine intermediyer arter, posterolateral artere, CX'in dallarına kan veremiyor. Tam total tıkalı. Bir tane OM arter var. Şimdi görüntüler üzerinden hızlı gidelim. Biz böyle bir damarda şunu kullandık. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2 yıl önce yaklaşık 2017 yılında yaptığım bir çalışma. Dünyada ilk defa bu yöntemi kullandığını yayınlayan kişi olduğum için bunu söylemekten bahis şey yapmıyorum. Delik balon yöntemi. 0.14 guidewire üzerinden deldiğiniz balonu otomatik oynatsın demiştim ama oynatmaya basabilir misiniz? Normalde otomatik oynatıyordu. Otomatik mi hocam? Biraz beklerdim. Öyle mi? Hmm, doğru, pardon. Şey yapmış olabilir miyiz? Değil mi? Oynamasına. Şimdi telimiz Y konnektörün üstünde bir tel var. Telin üzerinden balonu yüklemiş durumdayız. Tıkalı bir lezyonunuz var. Lezyonun dislerini göstermek istiyorsunuz. OTV balon ya da mikrokateter kullanmanız lazım bunun için. Onun için de uzun guidewire almanız lazım ya da guidewire'ı uzatmanız lazım. Böyle bir şeye gerek yok. Elimizde bulunan mevcut balonumuzu delerek dışarıda 4-5 delik açarak distalinden de indeflatörle ya da serum fizyolojikle hattı yıkayıp hiçbir şekilde hava embolisine müsaade etmemiş oluyorsunuz. Yüklerken de aynı zamanda Y konnektörün içine alıyoruz. Şey için özür dilerim ama bir iki kere kontrol ettim. Kendi kendine otomatik başlıyordu. Buradaki salondan hatta çekip videoya baktım ama arkadaş bastı, oynamadı mı bu? Hocam orada yüklerken klasörünüzü atmamışlar içine. Yok, aynı klasörün içinden değiştirip tekrar attım. Yok hocam, yok. Klasörün içinden al, buradaki klasör. Eğer flaşın üzerimizdeyse hocam. Flaş yanımda ama flaşın içinde eksik var. Gösteremezsin. Diğerlerine bakalım mı oynayıp oynamadığına? Bakalım. Dilerseniz devam edelim hocam. Ben devam edelim ama görüntüler olmadan teknik hakkında bahsedebilirseniz yine. Ha, hemen, teknik hani, hakkında bahsetmeye devam edeyim. Hani şimdi, belki daha faydalı olabilir. Delik balonu telin üzerinden yıkadıktan sonra gönderiyoruz. Yani balonun arkasından şişirme işi yapıyorsunuz ama balon şişmiyor tabii. Deliklerden opak maddeyi veya herhangi bir sıvıyı veriyorsunuz. Bu sıvıyı nitrogliserin damara lokal olarak vermek için de kullandım. Onunla ilgili de bir yine Uluslararası Journal of Interventional Cardiology'de çıkan bir yayınım oldu. Yine 150 vakalık bir seri. Çok pratik oluyor. 0.14 kısa guideline'ınızı normal primer yaparken de veya elektrik işlemlerde de no reflow olduğu zaman distali görüntüleyemediğiniz durumlarda distalde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela şu durumla ben çok karşılaştım ilk başladığım sıralarda. No reflow gelişiyor. Ortada bir yerde kan akımı yok. Oraya da stent koyuyorsunuz. Distal açık mı değil mi bilmiyorsunuz. Acaba pıhtı mı var diye. Böyle distale kadar stent döşenen vakalar oluyor. Halbuki no reflow olduğu zaman distali göremediğinizde balonu gönderiyorsunuz.
Şimdi bunu yapıyorum. O delik balonun içinden verdiğim opak distalde gerçekten çok güzel bir görüntü veriyor. Aa bakıyorum ki bir de ileri geri itip çekebiliyorsunuz. Tünelin içinde hareket eder gibi sanki fenerle. Bakıyorsunuz lezyonu detaylı olarak bile görebiliyorsunuz. Ana koroner posterior olarak tıkalıydı bu vakada. Biz AOM üzerinden retrograd olarak girdik. Telimizi geri çevirip içeriden aorta kadar çıktık. Sonra bir görüntü aldık. Yine dolduramıyoruz biz. AORCA'dan ana koroner görünmüyor. Yani göstermenin hiçbir yolu da yok başka. Biz ne yaptık? Telin üzerinden delik balonu gönderip ana koronerin içine görüntüledik. İleri geri alarak hafif bir predilatasyon yaptıktan sonra ana koronerdeki lezyonu haritasını çıkarttık tabiri caizse. Arkasından da geniş bir balonla yine LMCA'yı yine retrograd gelerek genişlettik. Arkasından yine bir stent gönderdik. Gönderdiğimiz stent oradan geçmedi önce. Çünkü anastomoz bölgesinin hemen proksimalinde, ana koronere yakın demeyeyim de, anastomozun proksimalinde daha ana dala gelmeden ciddi bir darlık vardı. O bölgeyi de yine balonladık. Arkasından stenti ilerlettik ve ana koroneri açtık. Bu yöntemi uygulamaya başlayan arkadaşlar oldu. Özellikle primer vakalarında morefiyon gelişen arkadaşlar uygulamaya başladılar. Şimdi yeni bir çalışma dizayn ettik. Başladık, daha bitirmedik. Proksimalde balon yaptıktan sonra trombüs embolisi görülüyor distale. İlk anda trombüs çok yok gibi gelse bile veya elinizin altında trombüs aspirasyon kateteri bulamıyorsunuz. Bizim merkezdekiler gibi işte radyal arterden yapıyoruz hep. Çoğunlukla da 5F kullanıyoruz. Sebebi de radyal arterde 6F'le spazmın gelişmesi, işlemi bize yarıda bırakması, arkasından radyal arterde 6F üzerinde çitlerden sonra daha fazla oklüzyonların görülmesi, radyal arteri koruma pahasına işlemi biraz daha kolay yapabilmek için 5F kullanıyoruz çoğu zaman. 5F'le girdiğiniz zaman trombüs aspirasyon kateterini gönderemiyorsunuz. Tamam 6F'le girmek lazım illaki. Hiç olmazsa şu görüntüleri alalım. Bu bir yıl önceki görüntüsü hastamıza. Bakın OMC güzel, çok iyi bir OM var ve şeyi yok. Bypass'ı yok. Grafik yok. Şurada bir grafik var. Takip edersiniz yarışmalı bir şeyi var. Bir kanan bir görüntü var. Ben geçeyim mi? Bunda başlayayım mı düşün? Tabii hocam. Bakalım. Burada durduğumuzu görelim. Ama gösterebilmek güzel olacak. Hocam ilk iki videomuzun boyutu yüksek olduğu için alamam. Ağ üzerinden alamam. Çok denedim de yapmadım. Yine sağ radyal üzerinden bir çalışmam var benim. Lima görüntüleme üzerine. SCV'ye giren bir dergide yine burada yayınlandı. Sağ radyal üzerinden girip bu yöntemle limayı görüntülüyoruz. Soldan boyum kısa olduğu için de masada şişman hastalarda falan sol radyale gitmem zor oluyor. Biraz da skopide daha fazla radyasyon alıyorsunuz. Hastayla çok samimi bir görüntü oluyor falan. Radyal arterden yapa yapa alıştık. Yani femorale de dönmek istemiyoruz. Yani kasık bölgesiyle hastaları iletişim kurmak istemediğimiz için. Sağ radyalde girince biz bu limayı görüntüleyebilir miyiz diye baktık. %90'ın üzerinde başarılı görüntüleme yaptık yani limalarda. Ki bunda çok fazla uğraşmadım bile. Limayı selektif olarak görüntülediğimiz vakalar bile var. İçinden 0.14 guidewire ve balonu gönderip ankor yap, yumuşak kateterleri, tabii sert kateterleri uygulamak biraz zor oluyor. Guiding'i ben ortalara kadar getirerek lima işlemini yaptırıyorum yani sağ taraftan, sağ radyalarında. Bu bir yıl önceki görüntüleri aslında. Biz burada sadece PDA'ya, pardon, kırmızı öncesine RCA sistemine müdahale etmişiz. Arkasından hasta şikayetlerle geliyor bize. Bu şekilde bir görüntüsü var. Amplast guiding'i aldık. Amplast guiding'de bir görüntüledik. Olmadı. Görüntüledim. Ben olmadığını biliyorum çünkü daha önce gösterdim. Fakat bunun case olabileceğini düşündüğüm için bir de şeyle görüntü alayım dedim. Jarkins'te. Hatta telle taradım o bölgeyi. Daha önceki yerini biliyorum çünkü nereden çıktığını. Kesinlikle ana koroner yok yani.
Tam hostelde bir güdüğü dahi yok. Ne yapacaksınız? Burayı açmanız lazım. Çok iyi bir OMS'i var hastanın. İntermediyer, posterolateral var. Bakın bu AOOM. Şurası işte benim bahsettiğim yer. Buradan kan çok az geçiyor bu bölgeyi beslemek için. Yetersiz oluyor. Hasta şikayetlerini belirgin olarak belirtiyor. Bakın bu telin ucu şeye kadar çıktı. Aorta kadar çıktı. Tabii buraya görüntü birkaç kanaldan geldiği için biraz daha kalitesi düşük. Şuradan telin gelişi şu şekilde. Şuradan geliyor. Böyle ben çizersem görürsünüz. Ters böyle geliyor. Ana koronerden çıktı. Fakat burada neredeyiz? Önce bir predilatasyon yaptık. Tersten gelerek. Predilatasyonun ardından benim bahsettiğim teknikle görüntüleme bu. Normalde mikrokateterle, OTV balonla görüntülemeyi yapmak için muhakkak uzun tel almanız lazım. Ve şeyi çıkartmanız lazım ana kanalda. Sadece double lumen kateter kullanabilirsiniz bu iş için ancak. Double lumen kateterler her yerde her zaman laboratuvarlarda bulunur ama primerler için falan kullanmak çok maliyetli yükselecek. Yani ne gerek var? Elinizde bulunan hazır balon, iki delik açın işte bu işi yapın. Biz de o şekilde burayı görüntüledik. Emin olduk yani. Ana koroner nerede bitiyor? Stenti nereye koyacağız? Çünkü ne proksimalden verme ne distalden orada görüntüye ulaşamıyorsunuz. İkinci bir şit açmanız lazım. İkinci bir yol açmanız lazım. İşi sarpa sarılır uzatacaksınız. Basit bir yolla çözeriz diye düşünüp geniş büyüterek gösteriyorum. Bakın lezyonu güzel bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Arkasından görüntü aldık. Yine gidemiyoruz. Çünkü şurada sıkıntılı bir lezyon var. Orayı predilate edeceğiz. Aslında ben balonu geçtim, stenti geçemediğim zaman oraya predilatasyon yaptım. Stenti de en son geçtik ve oraya stenti implante ettik. Ettikten sonraki son görüntümüz de bu oldu. Dediğim gibi eğer primer PCR yapıyorsanız, distale embolizasyon olan vakalarınız olursa yeni yaptığımız çalışmaya da katılımcı ortak arkadaşlar var. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sorusu olan var mı? Tabii ilginç bir CTO vakası ve tecrübesini bizle paylaştınız. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu iş için dedike edilmiş, tasarlanmış malzemelerin yokluğunda umut vadeden ve yapılması açısından cesaretlendiren bir vaka gibi görünüyor. Bu Solana girişimindeki bu tekniğiniz, drill teknik. Tabii burada da bir takım dezavantajları olacağını da öngörmek lazım tabii sanırım herhalde. Balon şişme gerekliliğinde hani pladayı değerlendirmek için kullanacağınız o deliklerin varlığında çok optimal balon şişme sağlayamayacağınız için yine değiştirmeniz gerekecek herhalde. Tabii tabii. Yeni bir balon almazsanız balonu şişirmeniz mümkün değil. Hatta biz onu CTO'larda kullanmak için bugün balonların bugün 1.5'larını hiç şişmeden deliyoruz. Gönderiyoruz. Balon ütüsü bozulmuyor. Lezyon geçişi oluyor. Zor olmuyor. Mikrokatitere göre çapı bile daha ince olabilecek listelere veriyoruz. Ama şöyle bir sınırlılığı var. Bunu bilmek lazım. Dışarıda iyice havasını almak lazım. Sıvıyı vererek içeri almak lazım. İçeri girdiğimiz zaman negatifi almak gerekiyor. İçeriye yani sisteme girdiğiniz zaman ki hiç ütüsünü açmadığınız balon için deldikten sonra hiç pozitif basınç vermeden direkt negatifle girmeniz lazım içeriye. Lezyonun distaline vardığınızda da düşük miktarlarda opak vermemiz lazım. Yüksek opakları verirsek eğer false lümendeysek diyelim ki false lümenin turu lümeni baskılama ihtimali yükseliyor. Hani öyle vakalarda da tutulduk andolsun biz yine false'da verdiğimiz vakalar oldu. Orada dezavantajı o bence de yani sonuçta çünkü görmeden verdirmemeniz lazım onu. Çünkü o rahat diye seksiyonu ütmeniz söz konusu yani, olabilir. Lümen dışında olduğunuzu anlayacak kadar küçük bir miktar vermeniz lazım. Baktınız ki bulut gibi dağılmıyor orada kalıyor. O zaman biraz geri çekin. Ana lümenden nerede çıktığınızı bile anlayabiliyorsunuz. Güzel oluyor. Bir soru daha sorayım hani içeriği genişletmek adına. Tabii bu teknik biraz daha böyle radyal gibi daha düşük F damar çaplarının uygulandığı
siz de söz ettiğiniz exchange yapılamayacak ya da trap yapılamayacak yöntemde ter hazır oradayken balon üzerinden değerlendirme, mikrokateterin yapılacağı şeyi üstlenecek bir yöntem gibi görünüyor. Femoral olsaydı yine yapar mısınız? Mesela femoral akses olsa, hani elinizde de mikrokateter varken çift femoral girilmiş kronik total yapıyorsunuz. Kullanır mısınız yoksa? Yok, orada tabii ki retrograd görüntüleme imkanınız varsa, yani ikinci bir damar açtığınız retrograddan da oluşumun olduğu bir CTO lezyonuysa orada tabii ki antegrad görüntülemek için uğraşmamak lazım. Dediğim gibi lümen dışında olduğunuz takdirde lümeni baskılama ihtimaliniz var. Bu daha çok no reflow'da, işte primer PCI'de distal görüntülemenin olmadığı, yani total oklüzyonlarda, geçişin kolay olduğu lezyonlarda denemek lazım bunu. Bir de benim bu vakada mesela, hani bir nevi mecbursunuz oradaki başka bir şeyi retrograd göremiyorsunuz. Antegrad göremiyorsunuz. Sadece retrograd mesela. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diğer sunum için Doktor Emrah Ermiş. Sequential Approach for the Management of Osteocoronary Lesions.